Covid-19 vaka sayıları tam düşmeye başlarken Güney Afrika'da ortaya çıkan Omikron varyantı ülkeleri tehdit etmeye başladı. Peki Omikron varyantının belirtileri neler? Nasıl önlem almalıyız? Afsu enfeksiyon hastalıkları uzmanı Neşe Demirtürk, Kanal 3'e özel açıklamalarda bulundu. Koronavirüs bitti derken rahat bir nefes alacağız diye mutlu olurken yepyeni bir virüs daha Türkiye'yi tehdit altına almaya başladı. Evet, omikron varyantı. Peki omikron varyantının belirtileri neler? Koronaya göre daha mı tehlikeli? Nasıl önlemler alınmalı? Hepsi ve daha fazlasını gelin uzmanından öğrenelim. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Neşe Demirtürk, omikron varyantı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Covid salgını hala devam ediyor. Biz başından beri de bunu söylemeye devam ediyoruz. Şu an ortaya çıkan omikron SARS koronavirüsün bir varyantı. Yani antijenik değişime uğramış bir türü diyelim. Daha önceki varyantlara göre işte beta, delta hatırlayacaksınızdır. Bunlara göre değişimin biraz daha fazla olduğu bir varyant. O yüzden sanki yeni bir virüsmüş gibi algılanıyor ama şu anda biz Covid-19 pandemisinin içinde aynı şekilde devam ediyoruz. Doktor Demirtürk, omikron varyantı belirtilerini de şöyle aktardı. Omikron varyantı orijinal suşa göre çok daha bulaşıcı. Delta'ya biz daha bulaşıcı diye söylüyorduk ama omikron delta'nın da neredeyse iki katı kadar kolay bulaşıyor. Dolayısıyla çok daha fazla kişiyi çok daha kısa sürede enfekte edebiliyor. Zaten son zamanlarda gerek ülkemizde gerek dünyadaki vaka sayılarından sizler de bunu fark etmiş olmalısınız. Çok hızlı yayılıyor. Birazcık daha üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla giden bir tablo oluşturuyor. Önceki varyant mesela Delta'da hastalık çok daha ağır seyrediyordu. Risk grubu olmayan genç kişileri, gebeleri çok fazla etkiliyordu. Hastaneye yatışları, ölümlere neden oluyordu. Ona göre sanki biraz daha az hastaneye yatış ve ölüm görüyoruz. Tabii ki aşının bunda çok büyük etkisi var. Daha çok üst solunum yolu bulgularıyla bir baş ağrısı, ardından gelen bir boğaz ağrısı, burun akıntısı böyle bir tabloyla seyrediyor. Ateş yüksekliği yine COVID-19'un klasik semptomu, onunla devam ediyor. Aşının önemine de dikkat çekerek uyarılarda bulundu uzman doktor Neşe Demirtürk. Aşılı olup da hastaneye yatan ağır olan vaka yok gibi. Ama tabii aşılarda bu önerilen ek dozlar önemli. Özellikle üçüncü dozunu yaptırmış kişilerde çok ağır tablolarla karşılaşılmıyor. Ki maske, mesafe, hijyen gerçekten bu virüslerin bulaşında solunum yolu salgıları çok önemli. Covid'in başlangıcında sadece damlacıkla bulaşıyordu. Ama omikron şimdi solunum dediğimiz daha küçük parçacıklarla normal soluk alıp vermeyle bulaşabilen bir etken haline geldi. Hatta bazen normal maskeyi bile aşabiliyor. Bazı durumlarda daha N95 dediğimiz daha korunaklı maskeler kullanmak gerekebiliyor. O nedenle maske ve mesafe kuralına maksimum dikkat etmek lazım. Kalabalık ortamlardan olabildiğince uzak duracağız. Kış mevsimindeyiz, kapalı ortamlarda. Ortamların havalandırmasında sıkıntılar yaşıyoruz. O yüzden toplu etkinliklerden birbirimizden bir süre daha uzak kalmanızı önereceğim ben.